Kardeşim bakın, Allah'ın dinine yardım ettiğinizde, para harcadığınızda, vakit ayırdığınızda veya oradan bir ibadeti yaptığınızda zorlansanız da Allah sizi zayi etmez. Bunu kafanıza koyun. Allah hiç kimseyi zayi etmemiştir. Hacer annemiz ne dedi İbrahim'e? Seni burada bizi bırakıp da gitmeni, şu kuş uçmaz, kervan geçmez, ot bitmez yerde bırakmanı Allah mı söyledi? Evet dedi İbrahim. He, o zaman o bizi zayi etmez dedi Hacer annemiz. Şu duyguyu kaybetmememiz lazım. Sen sakal bıraktığında işinden olacağını düşünüyorsun. Eşinden olacağını düşünüyorsun. Sen faize bulaşmadan ev sahibi olamayacağını düşünüyorsun. Araba sahibi olamayacağını düşünüyorsun. İşlerini yürütemeyeceğini düşünüyorsun. Zaten şeytan da sana bunları tavsiye ediyor. Ama Allah sana neyi tavsiye ediyor? Esenlik yurdunu. Kendin için fedakarlık yapmanı istiyor senden. Malından, canından, sevdiklerinden, zamanından bir şeyler bekliyor Allah-u Teala.